Yani deniz anaları uzun süredir Mersin Körfezi'nde en sonunda Kız Kalesi dediğimiz bölge turizm açısından önemli bir nokta Mersin için. Orada da çok sayıda deniz anası kıyıya vurdu. Bu şöyle ya akıntı sistemleriyle kıyıya ya da dalgalarla kıyıya gelebilirler. Bunun dışında daha büyük bir olasılık bu balıkçılık sezonu devam ediyor. Özellikle troller ve uzatma ağlarında takılan bu deniz anaları denize tekrardan atılıyorlar. Bunlar da ölü olarak kıyıya vurmuş olabilir. Biz bunun üzerinde daha çok duruyoruz. Yani Kız Kalesi'nde çok sayıda kıyıya vuran deniz analarının muhtemelen bir av aracıyla yakalanıp denize atılması ve sonrasında da kıyıya vurması şeklinde gerçekleştiğini düşünüyoruz. Ripolyma nomadica dediğimiz bu Lesepsian ya da Kızıldeniz'den gelen bu deniz anası türü gerçekten iri, çok büyük olabiliyor. 8-10 kiloluk bir kütleye ulaşabiliyor. Bu tehlikeli bir tür, zehirli bir tür. Yani bununla ilgili uyarılar yapılıyor. Hem balıkçıları uyarıyoruz hem de Kız Kalesi'nde olduğu gibi kıyıya vuran deniz anaları olduğunda bunların filamentlerinde ölseler dahi belli bir süre bu yakıcı etkilerini koruyorlar. Bu anlamda da kesinlikle dokunmamak gerekiyor. Evet, eğer tabii havalar ısınmaya başladı. Yani bu hafta 20 derecenin üzerinde olacak. Yani denize giren vatandaşlara şöyle bir uyarımız var. Yani kesinlikle deniz anılarının olduğu bölgelerde denize girmesine çok ciddi yaralanmalara neden olabilir. Dediğimiz gibi yani bu türün biz akıntılarla birlikte Nisan ayı içerisinde Körfez'den çıkacağını düşünüyoruz. Turizm üzerine bir etkisini beklemiyoruz ama eğer çıkmazsa da ciddi bir sıkıntı yaratabilir. Evet, iki tane deniz anası var. Bir tanesi çok büyük, bir tanesi biraz daha küçük. Bayağı korkunç gözüküyorlar. Bunları tehlikeli olduğunu biliyor musun? Evet, çok tehlikeli. Eli yakıyorlar, bacağı yakıyorlar, biliyorum. Hatta ölüme bile yol açabilir. Evet. Yani Ağustos'un başından beri, kıyılarımızda olan, işte bu Ripolyma nomadica dediğimiz deniz anası türü. Yani şu an körfezimizin hemen hemen her tarafında bulunuyor. Kız Kalesi'nden bildirildi. Kız Kalesi'nde bildiğiniz gibi işte turizm için önemli bir, evet, kentimiz için en önemli noktalarından bir tanesi. Burada kıyıya vurduğumuz ya da bu dönemde balıkçılık faaliyeti var. Balıkçılık faaliyeti sırasında yakalanan, ağlardan denize atılan deniz anaları bir şekilde. Ama burada yaşayan, Kız Kalesi'ni bulunan insanların da buradaki özellikle bunun baş kısmında, alt kısmında bulunan filamentlere dokunmamaları gerekiyor. Bu büyük bir olasılık. Şöyle, balıkçılık sezonu devam ediyor. 15 Nisan'a kadar devam edecek.